Bir tavsiye mektubu. Yazan Efraim Kişon. Çeviren Cahit Okurer. Radyoya uygulayan Özer Tunca. Yöneten Erhan Gökgücü. Oyunda rol alan sanatçılar: Doktor Isaac Monroe, Cengiz Yılmaz, Dov Steiner, Ertan Dinçer, Watzlaw, Mustafa Yavuz, Zvi Prager, Cevdet Arıcılar, Yakov Prager, Çetin Köroğlu, Anna Prager, Mediha Köroğlu, Şafler, Türker Tekin, Şulamit, Serap Büyükağoğlu, Olaf, Şener Ünal. Bu bir İzmir Radyosu yapımıdır. Affedersiniz, biraz oturmama müsaade eder misiniz? Otur, istediğin kadar. Ne arzu ediyorsunuz efendim? Şunun nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Salamander Sokağı 8, Yakov Prager. Salamander Sokağı mı? Hiç fikrim yok. Ama bak, burası bir kahvedir. Maksadın sadece dinlenmekse bulvarda boş kanepeler var. Affedin lütfen, gerçekten maksadım bu değildi. Otur, oturduğun yerde ateşte yemeğin yok ya. Yorgunsan elbette biraz dinlenebilirsin. Olaf. Bir kahvehane kahveyle yaşar. Merhametle değil, ticaretle. Yavaş ol bakalım, bir göçmene ilgi göstermek gerek. Görmüyor musun, buraya yeni gelmiş işte. Olaf, iki meyveli gazoz getir. Belki siz bu adresi bilirsiniz ha? Salamander Sokağı 8, Yakov Prager. Hı hı, amcam oluyor. Ha, demek bir amcam var burada. Evet. Yani yardım için başvurulacak kimsen. İyi bir şey bu. Amcan kendisinde kalabileceğini sana yazdı mı? Açıkça yazmadı ama evi benim kalmama elverişli değilse ona yakın bir yer bulmam mümkün. Tramvay için sakladığın birkaç kuruş herhalde ha? Sana ne oluyor Olaf? Sen bir amcadan söz etmiştin. He? Nedir o? Çok nüfuslu bir kimse mi? Diplomalı bir aşçı. Senin arkan yalnız o mu? Maalesef öyle. Ümit yok öyleyse. Olaf, böyle konuşmaya devam edersen bu zavallı genci korkutup memleketten kaçırtacaksın. İşte içkilerin parası. Gel delikanlı, ver adresi bana. Beraber arayalım. Uzak bir yer olmasa gerek. Enişten teşekkürler. Yalnız siz lütfen zahmet etmeyin. Ben bulabilirim. Sizin yapacak daha bir sürü başka işiniz vardır. Şu anda benim görevim bir göçmene yardım etmektir. Hadi gel bakalım, gel. İyi yolculuklar. Bir şey mi söyledin? Söyledim sayılmaz. Ama niye öyle gemileri batmış gibi bakıyorsun? Nihayet o senin akraban, benim değil. Ben şimdiye kadar sadece fotoğrafını görmüştüm. Sevgili Anne, ben kendim de onu tam hatırlamıyorum. Onun Avustralya'da da akrabaları olduğunu unutma. Ama o bize gelmeyi tercih etti. Tabii biz Avustralya kadar uzak değiliz ki. Bir şeyler bulabileceği en yakın yer herhalde senin cebin olmalı. Bak anne, ona bir iş buldum. Aranıyor. Su işlerinde uzman, iyi Fransızca bilen bir yüksek mühendis aranıyor. Müracaat, Yapı İş Bakanlığı Su Kısmı Müdür Muavini Doktor Isaac Monroe'ya. Zivi'nin bu vasıflara sahip olduğunu mu söylemek istiyorsun? Anna teyze! İşte gör, gene başladı. Ne istiyorsun canım? Bir el havlusu rica edebilir miyim lütfen? Demedim mi? Görüyorsun işte. Bir el havlusu bile yok. Al oğlum. Çok naziksiniz. Ben onun akla gelebilecek her şeyi isteyebileceğini anlamıştım. Fakat Anna, Zivi şimdiye kadar bizden bir tek şey bile istemedi ki. Sakin ol lütfen. Nihayet anlamaya başlıyorum. Sen çok bencil bir kadın olmalısın. Sen de iki yüzlü bir ihtiyar. Hah, işte geliyor. Nasılsın Zivi? Oh, fevkalade yeni doğmuş gibi. En içten teşekkürler. Lütfen yemeğe buyur Zivi. Oh, harikulade. Kendimi şimdiden evimde gibi hissediyorum. Sizler de öyle naziksiniz ki. Bak dinle ye. Sen burada öyle naziksiniz ki lütfeder misiniz gibi sözler söylemeye devam etmemelisin. Ben mi?
Hiç farkında değilim. Niye? Tuhaf oluyor da. Gel. Özür dilerim Bayan Frager. Bugün bira alma günü. Hayır, bira alma günü dündü Bay Schaffler. Affedersiniz, unutmuşum. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Mağazalar neredeyse kapanacak. Bin defa pardon. Fakat yani bir at bile bazen sürçebilir. Olabilir. Ancak at da yediği şeyin ve kaldığı yerin parasını zamanı gelince öder Bay Schaffler. Ay başında her şeyi yoluna koyacağım. Bana bir iş vaat ettiler. Bu sefer kesin. Neredeyse 7:30 oluyor. Artık gitmeye değmez. Hemen şimdi gidiyorum. İyi ama aksi gibi üzerimde hiç bozuk para yok. Bende var. Buyurun. Bu sefer kesin gidiyorum. Ne hoş kiracı. Bir bira almak için bile parası yok. Kim bu bay? Kendisi yazar olduğunu söylüyor. Yıllarca önce bir kitap yazmıştır. Bakayım adı neydi? Şehrimizin surları içinde bir Roma hamamının kalıntıları. Bir de gazetelerin pazar nüshalarında ara sıra şiiri çıkar. Şiirlerinde Magnus Schaffler adını kullanıyor. Halbuki asıl adı Rudi Schultz'tur. Görünüşüne baktığımızda onu daima bir cenaze merasimine gidiyor sanırsınız. Bütün elbisesi topu topu üzerindeki o siyah takım. Peki Zivi, burada sen ne gibi bir iş bulacağını umuyorsun? İş mi? Gerçi şimdiye kadar hiçbir iş bulamadım. Yakında kendime en uygun yeri bulacağım ve artık kimseye yük olmayacağım. Görüyorsun anla. Bak Zivi, şu gazeteye bak. İşte derhal hayatını kendi kendine kazanacağın bir iş. Nedir o? Bir ilan. Tam sana göre bir iş. Bakayım. Evet, yüksek mühendis. Su işlerinde uzman. Ya. Bu konuda hiçbir fikrim yok ki. Sonra ben Fransızca da bilmem. Çocuk olma. Birkaç cümle bil yeter. Çok iyi Fransızca bilmek gerekiyormuş. Baksanıza. Bu yutturulur. Asıl zorluk şu. Yüksek mevkilerden hiç kimseyi tanımıyoruz. Bu durumda ona kim su işleri uzmanı diye bir tavsiye mektubu verebilir? Ya bu doğru. Böyle bir iş için mutlaka destekleyecek tanıdıkların olması gerek. Dur bakalım bir düşüneyim. Böyle bir mektup yazacak kimi bulabiliriz ya? Kimi? Zor yetiştim Bayan Prager. Tam kapatmak üzereydiler. Tamam buldum. Mektubu kimin yazacağını biliyorum. O yazacak. Kim o dediği? Bay Schaffler. Schaffler mi? Daha kendine bir iş bulamıyor o. Adını bilmediğim o bay mı benim için tavsiye mektubu yazmaya razı olacak? Ama benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor ki. Bir dakika bekle, bir dakika. Bay Schaffler. Bir dakika için buraya gelebilir misiniz? Birayı buzluğa koymuştum. Öteki meseleyi de ay başında halledeceğim. Onu saran yok Bay Schaffler. Seninle konuşmak istediğimiz tamamen başka bir şey. Lütfen kendi evin gibi içeri gir. Hepinize iyi akşamlar. Aziz kiracımız Bay Schaffler. Yeğenim Zivi'yi takdim edeyim. Savaştaydı. Birkaç gün önce Tanrı'ya şükür tekrar evimize döndü. Yurda hoş geldiniz. Gerçekten memnun oldum. İçten teşekkür ederim. Size ancak bütün kalbimle çok iyi şanslar dileyebilirim. Lütfen bir bardak çay buyurun. Bay Schaffler, şimdiye kadar sizden hiçbir ricada bulunmadık değil mi? Hayır. Peki öyleyse. Şu ilanı okuyun. İlan okuyun. Evet. Şimdi söyleyin bana. Tanrı bu mülhan diri kimin için yarattı? Benim için mi? Hayır. Sizin için mi Bayan Anna? Benim için mi? Hadi canım. Artık aklıma başka biri gelmiyor. İşte bizim adayımız Zivi.
Aha, mükemmel, mükemmel. Demek siz su uzmanısınız. Doğrusu. Bir çay daha Bay Şafler. Teşekkür ederim. İçin lütfen. Şimdi ricamız şu Bay Şafler. Evet. Senin yüksek kişilerle çok iyi ilişkilerin var. Öyle bu mi? İtibarla bakanlıkta yardımda bulunacak kimselerle teması sağlamak senin için şüphesiz dünyanın en kolay işidir. Zavallı kötü bir yazar için çok fazla bir iltifat bu. Başvurulacak müdürün adı Doktor İshak Monroe'dur. Monroe mu? Monroe. Tamam, tanıyor onu. Aa, mükemmel. Yeğenim hakkında ona birkaç satır yazı vermek senin için pek fazla bir zahmet olmaz herhalde. Bu beni sadece çok memnun ederdi. Tereddüt ediyorsam yalnız şunun için. Tereddüt mü? Yok. Hayır Bay Şafler, hiç kabul edemem bunu. Senden ilk defa bir iyilikte bulunmanı rica ediyorum. Beni çok sıkıntılı, zor bir duruma soktunuz. Böyle konuştuğum için affedin Bay Şafler. Ama bu şekilde kaçamak yapmak hiç hoş değil. Fakat... Ya bu kadar yeter. Şunu bilmek istiyorum Şafler. Yeğenim için bir tavsiye mektubu yazacak mısın? Evet mi, hayır mı? Evet, tavsiye mektubu yazacağım. Memnuniyetle. Yalnız... İşte kağıt. Yazayım bari. Oldu mu? Verin bakayım. Değerli dostum, müsaadenizle size mektubu getiren fevkalade üstün yetenekli genci takdim edeyim. Zayıf. Yeteri kadar ilgi uyandırmıyor. Tesir etmiyor. Pardon. Onu en son derece değerli buluyorum. Yıllardır kendisinin itimada şayan olduğunu ispat etmiştir. Şimdi biraz daha iyi. Seçkin arkadaşımın ismi, affedersiniz, isminiz neydi? Zivi Prager. Zivi Prager'dir. Şulamit, bir mektup yazın lütfen. Kafar Ayolan Bölge Meclisi'ne. Sayın baylar, geçen yılki 28 Ağustos tarihli mektubunuza cevap olarak sizin bölgenizi o mıntıkanın genel su sistemine bağlama konusunun incelenmekte olduğunu ve müracaat sırasına göre ele alınacağını bildirmekte olduğumu, işlerimizin çokluğundan dilekçilere sırayla bakmaktayız vesaire vesaire. Saygılarımla. Saygılarımla. Doktor İshak Monroe, Yapı İş Bakanlığı Su İşleri Dairesi Müdür Muavini. Teşekkür ederim. Şimdi hazırlayacağımız çok önemli bir vesika var. Kim gelirse gelsin yok deyin. Oldu. Kim gelirse gelsin yoksunuz. Bu 34 numaralı oda mı? Gözün yok mu? Affedersiniz, hiçbir yerde numara görmedim de. Doktor Monroe şimdi içeride toplantıda. Hiç kimse kendisini göremez. Affedersiniz, Doktor Monroe ile ne zaman görüşebilirim acaba? Hayır, sana şimdi söyledim, görüşemezsin. Ama ben ne zaman diye soruyorum. Ben de hayır dediğim zaman o hayırdır. Acaba yarın olabilir mi? Doğru git, çabuk. Ama Hanna teyze yasak. Budala olma, git içeri. Peki, peki. Affedersiniz Bay Müdür. Kimsin? Emir vermiştim, kesinlikle yasak demiştim. Adam Zivi Prager. Gazetede ilanınızı okudum. Su işlerinde uzman bir yüksek mühendis isteniyordu. İşte geldim. Derhal odayı terk edin. Belki müracaatımı lütfen siz kabul edersiniz. Elinizdeki nedir? Bir mektup sayın müdür. Buyurun. Şu anda sadece müdür vekiliyim. Kimden olabilir acaba? Bay Ernest Magnus Schaffler'den. İmzası da var. Allah Allah. Değerli dostum, müsaadenizle. Ernest Magnus Schaffler. Siz uzman mısınız efendim, hidrolog?
Yanılmıyorsam Sayın Şafler her şeyi açıklıkla yazmış bulunuyor. Evet ama açıkça itiraf etmeliyim ki hayatımda Şafler adını hiç duymadım. Gerçekten Şafler adının size yabancı olduğunu söylemek istemiyorsunuz. Bilakis tam bunu demek istiyorum. Ernest Magnus Şafler. Bu ismi hiç mi işitmediniz? İster inanın ister inanmayın ama hiç işitmedim. Sayın Müdür Vekili. Siz bunu hala bütün ciddiyetinizle iddia ediyor musunuz? Pekala. Bunun son derece önemli olduğunu söylememe izin verir misiniz? O kadar önemli ha. Ernest Magnus Şafler mi? Bir dakika, öbür odada bekler misiniz? Hay hay, çok naziksiniz. Buyurun müdür bey. Doğ, çabuk odama gel. Ne var doktor? Şu mektubu oku. Değerli dostum. Ernest Magnus Şafler. Kim o? Sen ne dersin? Herhalde çok dostça bir mektup. İsim sana bir şey hatırlatmıyor mu? Şafler miydi o isim? Şafler, evet. Biraz önce bir genç getirdi bu mektubu. Sanki Şafler başbakanın kendisiymiş gibi. Ernest Magnus Şafler. Önemli bir isim görünmüyor. Alo, Pinkas mı? Günaydın ahbap. Şafler. Ernest Magnus Şafler adında tanıdığın seçkin bir şahsiyet var mı? Ne? Sen ne diyorsun ya? Sahi mi? Teşekkürler. Binlerce teşekkürler. Peki seni göreceğim. Derin sevgiler. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Derhal personel işleri müdürüyle temasa geçmeli. Peki kimmiş bu Şafler? Bu Ernest Magnus Şafler. Lütfen şuraya oturun Bay Prager. Şimdi tam dostça ikimiz baş başa görüşebiliriz. Hı hı. Bir sigara? Yok hayır, teşekkür ederim. Efendim, tayin komisyonundaki bir arkadaşa küçük bir danışmada bulundum. Ona birinci sınıf bir uzmanı tanıtma gibi bir şansa sahip olduğumu anlattım. Bunun için bakanlık baş müsteşarına yazmanın uygun olduğunu sanıyorum. Şafler'in tavsiyesini birkaç satır ekleyerek göndereceğim. Bunu siz de uygun bulur musunuz? Hı hı, fevkalade iyi. Güzel. O halde şimdi mektubu yazmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor. Hatırımdayken sorayım. Lisan hakkında bir şey sormama gerek yok değil mi? Hiç gerek yok. Mükemmel. Her şey tamam. İşte şöyle yazdım. Azizim Benjamin. İlişikte gönderdiğim Ernest Magnus Şafler'in mektubu bizzat ne yapılması gerektiğini gösteriyor. Bu mektubu getiren çok iyi Fransızca bilir. Bana verdiği kanaate göre söz konusu mevki için cidden dikkate alınmaya değer tek adaydır. Bu sebeplere dayanarak Bay... Zivi Prager. Zivi Prager'i önemli ve kesinlikle tavsiye ederim. Buyurun. Sanırım bu işinizi görür. Bir şey daha geldi aklıma. Ernest Magnus Şafler'e tekrar önemli bir görev verildiği doğru mu? Evet. Milli savunma mı? Doğrudan doğruya değil. Bira ile ilgili bir şey. İçin kaç defa rica edeceğim? Peki Bay Müdür. Evraklar var, buyurun. Birincisi Kıfar Ayalon Bölge Konseyi'nden bir mektup. Lütfen okuyun. Kıfar Ayalon'da oturan biz 193 kişi bakanlıkta sizin bölüme bu son dilekçeyi gönderiyoruz. Dur. O kadar çabuk okumayın lütfen. Kıfar Ayalon'da oturan biz 193 kişi
Bakanlıkta sizin bölüme bu son dilekçeyi gönderiyoruz. Bu hangi okuma metodu? Anaokulu metodu. Güzel, devam edin. Önümüzdeki birkaç gün içinde suyumuz gelmediği takdirde bütün köy tek vücut halinde birleşecek ve gelip sizin mezbeleyi yakından inceleyecektir. Saygılarımla imza, imza, imza. Kıfar Ayaloğun Bölge Konseyi. Bay Müdür, şimdi ne olduğunu iyice anladınız mı? Bundan daha açık olamaz. Çok güzel okudunuz. Niçin radyo spikerliğine başvurmuyorsunuz? Tavsiye mektubum yok ki. Lütfen bana Kıfar Ayaloğun dosyasını verir misiniz? Bu dosyanın her şeyi tamam. Doktor Monroe ona kendisi bakıyordu. Güzel. Demek istiyorum ki... Yok, hayır. Dosyaya kendim bakacağım. Evet, lütfen. Zivi. Merhaba. Merhaba. Girin içeriye. Dosya Doktor Monroe ile beraber size gelecek. Hemen şimdi. Buyurun, buyurun. Şöyle oturun. Sevgili Zivi'ciğim, buna hiç inanamadık. Ne mevki, kendine ait bir telefon, bir dosya dolabı, özel sekreter, muazzam şeyler. Bütün bunlar nasıl oldu? Gayet kolaylıkla Anna teyze. Doktor Monroe'nun tavsiye mektubuyla başkan vekiline gittim. Başkan vekili mektubu birkaç kez okudum. Ondan sonra... İşte böyle. Buraya beni bir uzman olarak değil de... Bütün bölümün müdürü olarak aldılar. Şanslı çocuğum. Benimle alay etmeyin amca. Hayatımda hiç bu kadar şanssız olmadım. Bay Prager, bizi istemişsiniz. Dolla beni. Ben mi? Kafar Ayolon dosyası hakkında Bay Prager. Evet, lütfen oturun baylar. Kafar Ayolon köylüleri kavgaya hazır. Bakanlığa yürümekle tehdit ediyorlar bizi. Bunu bildiğinizi sanıyorum. Kafar Ayolon işine bakılmaktadır Bay Müdür. Şimdi açık söyleyin. Şu ana kadar hangi gerçek ve kesin sebeplerden ötürü köyün su tesisi yapılmadı? Kafar Ayolon bildiğimiz gibi su şebekesinin kuzey ve güney alanlar arasında tam hudut üzerine düşüyor. 6 ay önce gelen bir kararla Kafar Ayolon Güney Alanı İdaresi için alınmıştı. Fakat şimdiye kadar yetkili otoritelerden bu kararın resmen tasdiki gelmedi. Bunun için Kafar Ayolon işine ancak gelecek yıl bakabileceğiz. Gelecek yıl mı? Gelecek yıl ha? Ama bir yıl çok uzun bir zaman. Bu inancı zayıf olanlar için doğru olabilir Bay Prager. Evet, tabii tabii. Hatırıma gelmişken söyleyeyim. Dün gece sinemadaydım. Haftanın Şahsiyetleri filminde gördüğüm mutlaka Bay Schaffler'di sanırım. Olabilir belki. Fakat bir parça büzülmüş, kısalmıştı sanki ha? Yahut da bana öyle geldi. Bence de öyle. Mutlaka ihtiyarlıktan bir parça büzülmüş olmalı. Kendisini gelecek sefer görünce sıhhati hakkında üzüntü duyduğumu muhakkak anlatınız lütfen. İzninizle. Elbette, elbette Doktor Monroe. Üç yıl kürek mahkumları gibi çalış, sonra da bu cahilin başımıza getirip oturt. Su uzmanı. Ne uzmanı be? Şu Ernest Magnus Schaffler'in kim olduğunu bir keşfedebilsem. Hafızamı karıştırıyorum ama hiçbir iz yok. Perde arkasındaki kuvvet. Ama kesin olan bir şey var. Onun koruduğu kimse bizim için son derece can sıkıcı ters biri olabilir. Ne kadar haklısın doktor. Biliyor musun? Bugün benden iş verdiğimiz firmaların listesini istedi. O istedi öyle mi? Hepsini mi? Hı hı. Baylar bir dakika. Bir yıl uzun bir zaman. Bu zavallı köylüleri kafamdan çıkarıp atamam ben. Bir şeyler yapmak gerek. Bugün hava da pek sıcak. Evet ama bütün... Boğucu, sıkıntılı. Çok sıkıntılı bir sıcak. Doğru. Belki de bir fırtına hazırlığı bu. Çay! Çay zamanı! Çay! Çok naziksiniz. Çok nazik? Bu sözü ben daha önce muhakkak işittim. Allah Allah. Salamander sokağını arayan delikanlı. Siz bana yardım eden nazik Bay Vaslav. Sizi hangi rüzgar attı buraya? Ben de sana aynı şeyi soracaktım. Beni müdür yaptılar. Böyle bir söylenti duymuştum. Demek doğruymuş. Acayip şey. Buyurun buyurun, şöyle odama geçelim. Bütün bunların nasıl olduğunu öğrenmek ister misiniz? Oturun, oturun. Oturayım mı? Hı hı. İnanılacak şey değil. Yoksa bu Vaslav bir koltuğa oturuyor, müdürün yanında.
Üstelik bu Ernest Magnus Schaffler'in arkadaşı. Onu da mı biliyordunuz? Burada bir şey olsun da ben bilmeyeyim, mümkün mü? Bana söylesene Zivi, böyle bir adam var mı? Ernest Magnus Schaffler adında biri. Şimdi bunu sormak da nereden aklınıza geldi? Evet. Size tuhaf gelecek ama böyle bir adam var. Peki kim? Amcam Prager'in yanında kiracı olarak kalan, işsiz, gazetelerin pazar nüshaları için şiirler yazan bir adam. Evet, öğrendiniz artık. Çıkınız şimdi. Bildiğinizi herkese anlatınız. Ne derler ona? Yüzümdeki maskeyi yırtınız. Sen deli misin? Hiç böyle bir şey yapmayacağım. Sen biraz akıllısın değil mi? Ha? Ama anlamalısın. Bu fırsatı kullanıp tam bir adam olabilirsin. Sen işleri başaracaksın. Hem de dürüst bir şekilde. Ah Vasla. Nihayet dürüst diye bir kelime istiyorum. Sana karşı samimi olacağım. Burada çok huzursuzluk duyuyorum. Rahat değilim. Barut fıçısında oturur gibiyim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Yararlı bir şeyler yapmak istiyorum. Fakat burada en basit şey beni dehşete düşürüyor. Demedim mi? Görüyorsunuz. İşte bu telefondan ödüm patlarcasına korkuyorum. Ne demem gerek? Bununla benden ne istediklerini hiç anlamıyorum. Son çare olarak da sekreterimi çağırıyorum. Dur bir dakika. Gerçekten çok basit bir şey bu. Bak. Sen Ahize'yi alacaksın. Ben de sorumluluğum. Tamam mı? Hadi. Alo. Demedim mi? Öyle karışık ki. Hele bir sakin ol şimdi. Söyle. Mesele henüz incelenmektedir. Hadi bakalım. Mesele henüz incelenmektedir. Ay, mesele henüz incelenmektedir. Şimdi de hiç imkan yok. Hiç imkan yok. Beni mazur görün. Çok meşgulüm. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Beni mazur görün. Çok meşgulüm. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Nokta bitti. Nokta bitti. Oh. Belki biraz aşırı oldu ama zararı yok. İşi pek mükemmel idare ettin. Bakın size ne diyeceğim. Trump'a edelim. He? Siz işinizi bana devredin. Benimkini de siz alın. Benim için fena olmaz. Ama mazur görürsen söyleyeyim. Senin çay ve pasta işini becerebileceğinden pek emin değilim. Bu öğretim isteyen bir iştir. Peki ya bakanlıkta bir dairenin idaresine ne dersiniz? O kendi kendine işler. Neyse ben gideyim, yapacak işlerim var. Bana ihtiyacın olduğu zaman hemen çay zamanı diye bağır, olur mu? Kafor Oyalan'dan tahrikçiler geldi. Polis çağırmalıyız. Saçma. Polise ihtiyaç yok. Öfkelenmeyin bay müdür. Siz bunları bilmezsiniz. Her biri vahşi, azgın bir delidir. Bırakın telefonu yapın. Bay müdür, bütün sorumluluk sizin üzerinizde. Bu işleri barış yoluyla halledelim. Siz yalnız söylenecek en uygun sözü bulmalısınız. Bunun için çok geç. Doktor iş işten geçmeden bir şeyler yapın. Ben mi? Burada ben niyeyim ki? İşleri barış yoluyla halledecek bir müdürünüz yok mu? Ne yapacağınızı şimdi bize gösterin. Bravo. Hadi başlayın. Tahripçileri ikna edin. En uygun ve etkili sözünüzü söyleyin. Hadi. İmkansız. Bunu niçin ben yapmalıyım? Siz müdür değil misiniz? Onu öldürmek mi istiyorsunuz? İleri. Kendinizi okyanusa atın. Dağ gibi yükselen dalgalara hakim olun. Ah, onu öldürecekler. Çay zamanı. Buradayım. Ne var? Arka kapı nerede? Ne oldu? İçeridekiler bu çılgın halkı ikna etmemi istiyorlar. Boşuna Vaslav. Bu lanet daireden iyice bıktım artık. Beni köşede sizin kahvede bekler. Yo Bay Prager, şu anda kaçman doğru olmaz. Dışarıdaki insanlar tamamen haklıdır. Onlara yıllarca önce su için söz verilmişti ama iş hasır altı edilmiş. Şimdi sizin yapacağınız onlarla açıkça yüz yüze konuşmak. Onlardan tek farkın şu. Dışarıdaki insanların Ernest Magnus Schaffler'den bir mektupları yok. Onlara çok yakında sularının geleceğini, işi tamamen kendinin ele aldığını söyle. Dur bir dakika, ben de seninle geliyorum. Onlara bir ay içinde köylerine su geleceğine söz verdim.
Böyle bir duygu uyandı içimde Vaslav. O an gerçekten müdür olduğumu hissettim. Neden olmasın? Evet. Ama yine de unutma Vaslav. Bu sağanak firması borulara ancak bir yıl içinde düşebilir. O halde özür dilerim ama sağanak firmasının bütün anlaşmaları tek eline alması için bir sebep var mı? Onu da bilmiyorum. Fakat bunu sormaktaki asıl maksadın ne? Niçin susuyorsun Vaslav? Susmuyorum. Bazen konuşmam ben. Zibi, o köyde yerleşenleri mutlu kılmak istiyor musun? Tam mutlu. Ben mi? Nasıl yapabilirim bunu? İşi sadece bir başka firmaya vermen gerek. Yani sağanaktaki baylara vermeyeceksin. Fakat bizim bölümde herkes buna karşı çıkar. Üzülme. Arkasında Ernest Magnus Schaffler gibi kuvvetli bir adam olan kimse için üzülmeye gerek yok. Dikkat ettin mi Vaslav? Az kalsın ofisteki öteki adamlar gibi olacaktım ben de. Teşekkürler Vaslav. Bir şey değil. Ben gideyim artık. Aa, bir adım gerileme yok ha. Tamam Vaslav. Baylar, sizi beklettiğim için özür dilerim. Bravo, bravo Bay Prager. Onları susturmayı nasıl başardınız Bay Prager? Çok basit oldu. Onlara bir ay içinde su tesisatının yapılacağına söz verdim. Ne? Onlar da bana inandılar. Hepsi bu kadar. Ama bu iş için gelecek yıla kadar hiçbir şey yapılamaz. Gerekli bir halk ihtiyacı olunca imkansızlığı önceden kabul ediliyor. Ama mesela sizin Doktor Monroe, sizin su tesisiniz olsaydı 24 saat içinde musluğa su gelirdi, değil mi? Baylar, bana anlatıldığına göre sağanak firmasına verilen işin ağırlığını hafifletmek gerek. Genel bir ilan yaparak Kafar Ayolon işi için teklif mektubu isteyeceğiz. Hem de bunu derhal yapacağız. Buraya bakın. Sakin ol doktor, sakin ol. Hay Allah be. Alo. Ne? Hayır, meşgul. Müdürle kim konuşmak istiyor? Bir dakika lütfen. Bay müdür. Ne var, kimmiş arayan? Ernest Magnus Schaffler. Ernest Magnus? Oo, nasılsınız? Şu anda maalesef imkansız. Ha? Evet, tabii. Başka bir zaman memnuniyetle. Gerçekten bize bir ziyarette mi bulunmak istiyor? Böyle de olsa niçin çoktandır görünmediniz ki? Birbirimizi görmeyeli bir hayli zaman oldu. Oo, tabii, mükemmel. Şimdilik iyi. Ekselans size ne dedi? Başvekili kastediyorum. Oho, tebrikler. Ne? Burada dairede? Pek fevkalade bir şey yok. Aynı eski usul. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Böyle önemli bir anda telefon etmeniz benim için gerçekten iyi bir şans oldu. Bir hususta fikrinizi almak isterdim. Bizim bölüm yaptıracağı su tesisleri için basına genel bir ilan vererek gerekli vasıflara sahip bütün firmalardan teklif mektubu istemenin faydalı olup olmadığı üzerinde duruyor. Bu yalnız bizim bölümü ilgilendiren tamamen bir iç sorundur Bay Müdür. Ne? Oo, çok enteresan. Konunun yüksek makamlarca incelendiğini mi söylüyorsunuz? Sahi mi? Yo, hayır. Ben şahsen buna taraftarım, akla uygun. Ne fazla ne de eksik. Ama bazı meslektaşlarım buna karşı. Örneğin doktor... Gerek yok. Bu bir iç sorun, tamamen bir iç sorun. Rica ederim ben müdür. Gerçekten ciddi bir şey yok. Güzel. Tamam, yarın. Yarın akşam o halde. Şimdilik alasmarladık. Şimdi artık baylar, daha fazla tartışmanın boşuna olduğu anlaşılıyor. Yapacak başka bir şey yok. Alo, ben Prager. Evet, dinliyorum. Evet, o köy birinci sırada. Elimizden gelen her şeyi kesinlikle yapıyoruz. Bir dakika efendim, bir başka telefon. Alo, kimsiniz? Sağanak firması mı? Hayır, sizin dünyadan haberiniz yok. İlana cevap vermeniz gerek. Öteki firmalar gibi siz de teklif mektubu göndereceksiniz. Anlaşmaya aykırı mı? Yürürlükte değil ki artık. Hiçbir anlaşmayı tanımıyorum. Beklettim, özür dilerim. Evet, tabii. Bir şey değil. Hayır, iyi günler.
Buyurun Bay Müdür. İlanın gözden geçirilmiş metnini istemiştiniz. Teşekkürler, çıkabilirsiniz. İlk günleri hatırlayarak gülüyorsun değil mi Şule? Telefonu görmek bile beni korkutuyordu. Onun için sizi derhal beğenmiştim. Fakat bunu belli etmedim. Belli etmediniz mi? Tamamen gizlemeyi başardınız. Fakat ben sizi niye çağırmıştım? Ne diyordum ben size? Belli etmediniz mi? Tamamen gizlemeyi başardınız diyordunuz. Yo, hayır. Başka bir şeydi herhalde. Bir mektup yazın lütfen. Hazır mısınız? Hı-hı. Adres Kafer Ayalon Bölge Meclisi. Ayın birinde yolladığınız yazınıza cevap olarak aşağıdaki bilgiyi vermek isterim. Nokta. Ekli projenin ruhuna uygun ve sizin istediğiniz hal tarzını bulmak için bir konuşma teklif ediyorum. Nokta. İki tarafın ilgilileri ilk toplantıyı yarın akşam saat 9'da köşedeki kahvenin yanında bulunan kulenin altında yapabilirler. Beni yine tam bir saat beklettin. Senin ve Oprager'in birbirinize bakışlarınız dikkat çekmeye başladı. İstediğimiz yerde istediğimiz gibi bakışırız, anlaşıldı mı? Daha fazla da karışmayın artık. Bak sonra pişman olmayasın ha. Bizim müdürün sevimsiz tarafları da vardır. Allah Allah. Herhalde geceleri horladığını söylemeyeceksin. Onun geceleri ne yaptığını belki de çok iyi biliyorum. Güvendiği Ernest Magnus Schaffler'in bütün bu yardımlarının arkasında hiçbir şey yok mu sanıyorsun? Ne demek bu? Herkesin arkadaşı vardır, senin yok mu? Tabii ama en büyük adam bile Sayın Eşi Hanımefendi kulağına bir şeyler fısıldayınca neler yapmaz. Ne demek istiyorsun? Zavallı Şuli, bu skandalı Sağır Sultan bile duydu. Seninse hiçbir şeyden haberin yok. Bayan Schaffler'le bizim yakışıklı genç müdür arasında... Oho. Maşallah çok şey biliyorsun. Fakat onu ayıplayamayız da. Bayan Schaffler yüksek sosyete güzeli bir bıldırcın. O halde niye olmasın ha? Üstelik bakanlıkta yüksek bir mevkiyi kim istemez? Ne saçma laflar. Doktor, Prager'le Bayan Schaffler arasında bir şey oldu, doğru mu? Bana ne? Ortada şimdi fena şeyler var. Çok daha fena. Az önce anlattıklarına göre o işler için yeni firmalarla anlaşmak istiyor. Bu idare meclisine kadar yayılmış. Sen ne dersin buna? Saçma derim bu dediğine. Bak Doğ. Bay Prager'den önce biz paçaları sıvayalım. Durum ciddileşiyor. Bizim bölümün temiz adı tehlikede. Mutlaka bir şeyler yapmalı. Anladım Doğ. Onu kendi oyunu ile yenelim. Bu bizim genç arkadaşa bir tuzak kuralım. Yoksa kutsal görevimizi ihmal etmiş oluruz. Arkadaşlar, yapılacak iş açıktır. İlgili tarafa bir teklifte bulunacağız. Yani bizim bölümün müdürüne bir hisse vermeyi teklif edeceğiz. Tamam mı? Herhangi bir kimseden gelecek teklifi kabul etmez o. Çok basit. İlk önce bir mektup yazılacak. Sonra mahrem bir konuşma rica edilecek. Herhangi bir firma adına. Örneğin diyelim ki Trambella firması. Ama bir tahrik bu. Hayır Matmazel, tahrik değil. Buna daha ziyade bir tecrübe, bir test denir. O böyle bir mektubu mutlaka yüzünüze çarpar. Madem ki bu kadar eminsin, o halde neden öfkeleniyorsun? Doğru. Ondan o kadar eminim ki mektubu kendi elimle eline vermeyi şimdiden hazırım. Sen mi Şule? Evet, sahi söylüyorum. Sizin iğrenç mektubunuzu paramparça ettiğini görmek istiyorum. Güzel. Demek mektubu ona kendin vereceksin. Ama dilini tutacağından da emin olabilir miyiz? Oh, korkunuz olmasın baylar. Siz hemen mektubu hazırlayın. Teklif mektupları geldi Bay Müdür. Zivi. Bakın ne kadar çok firma cevap göndermiş. Bizim ilan iyi sonuç veriyor. Daima en düşük teklif tercih edilir değil mi? Daima. Tabii. Niçin? Bakın size önemli bir sır vereceğim. Çünkü en düşük teklif en az paraya mal olur. O halde işler yolunda Bay Müdür. Tamamen yolunda Zivi. size bir mektup getirdim Zivi. Sayın Bay Müdür, yaptığınız açık eksiltme çok güzel. Tamam. Nasıl çok güzel?
Yani bunun için söyleyeceğin hepsi bu kadar mı? Fevkalade iyi. Bütün dünya kusursuz iyi. Ya benim size olan saygım? Bay... Ne haber? Mektubu aldı. Şöyle bir okudu ve çok güzel dedi. Sonra da fevkalade diye tekrarladı. Oh, nasıl diyebildi bunu, nasıl? Uğraşmak zorunda kaldığımız adamın ne biçim bir adam olduğunu iyi anlamıştım. Cehennem ol! Diye iki var. Her şey tamam mı? Her şey tamam. Shuli, sen hala bu Prager'e inanıyor musun? Anlayamadım. Mektubu alıyor ve çok güzel diyor. Tabii. Böyle bir mektubu uzun zamandır bekliyordu. Vakit tamamdı o. Hadi gir içeri. Tamam doktor. Günaydın Bay Müdür. Daha şimdi mi çıkıyorsunuz? Hayır, şimdi geldim. Oh, beni mazur görün Bay Steiner. Bir ziyaretçi bekliyorum. Beklediğiniz ziyaretçi benim. Yok hayır, dün aldığım mektupta... Tamam. Firmanın sahipleri arkadaşımdır. Kendilerini temsil etmemi rica ettiler. Aziz dostum. O zaman mesele başka. Oturun. Oturun lütfen. Bay Müdür, aramızdaki resmiyete son vermenin tam zamanı. Netice itibariyle ikimiz de aynı bölümde çalışıyoruz. Birbirimizi anlamamız gerek. Benim istediğim de bu Bay Steiner. Siz Trambella şirketi için geldiniz değil mi? Hayır, Sağanak. Ah, tamam. Şu eskiden işimizi yapan firma. Fakat mektup özellikle Trambella diye imzalanmış. Sırf bir tedbir olarak. Biz Sağanak firmasının mümessilini doğrudan doğruya reddedersiniz gibi bir intiba edinmiştik de. Çok haklısınız. Bu Sağanak firması da hiçbir işi zamanında yapmıyor değil mi? Düşüncenizi değiştirdiniz mi yoksa? Şimdi anlıyorsunuz ki ilk gönderilecek para... Gönderilecek para üzerinde konuşmaya sıra daha sonra gelecek. Önce bir villaya sahip olmak isterim. Küçük bir villa. Küçük bir villa ne eder? Mesela 500 bin... 800 bin. Bana verilen yetkiyi aşıyor bu. Pazarlık etmiyorum. Cebimde daha iyi teklifler var. Fakat o kadar güzel... Ben açık konuşmayı severim. Esnek olmalı ahbap. Sizinle iş gören bir kimse için güç bir şey bu Zivi. Bu kadar inatçı olursanız işi nasıl hallederiz? Bak Dov, sen ve ben bu küçük oyuna yeni başlıyor değiliz. Firma teklifini açık yollardan yapacak. Fakat işler öyle ayarlanacak ki anlaşmayı mutlaka Sağanak firması elde edecek. Tıpkı eskiden olduğu gibi. He? Tamam. İşleri öyle düzenleyelim ki madalyonun diğer tarafı istenilen gibi olsun. Hey, vaslaf saklan. tabii. Sevimli, rahat, küçük bir villa. Bir pırlanta. Hı-hı. Biliyor musunuz Zvi? Eminim ki bu kısa konuşma durumu aydınlatıyor. Ama bu konuşma tamamıyla gizli kalmalı. Son derece gizli. Bir kişi dahi en ufak bir... Çay! Çay zamanı! Defol buradan! Kimsenin çay istediği yok. Vaslav hep buradaydı Bay Steiner. O benim kanun önündeki tanığımdır. Çünkü bana rüşvet teklif ettiniz. Ne alçakça bir oyun. Hayır. Esneklik. Bunda gülecek hiçbir şey yok Bay Prager. Senin de pis sahtekar. Artık kapıyı dışarıdan kapatabilirsin. Buyurun. Kapı şu tarafta, buyurun. Bana dokunmaya nasıl cüret ediyorsun? Size gelince beyefendi, ileride daha görüşeceğiz. Siz ve sizin o küçücük villanız hani pırlanta gibi ha? Hepsini reddederim. Suçüstü yakalanan herkes böyle yapar. Ne oldu? Bana rüşvet vermek istedi, ben de ona kapıyı gösterdim. Kabul etmeyeceğinizi biliyordum. Doğu ensesinde polisin pençesini şimdiden görür gibiyim. Ne hoş. Zivi. Evet. O ikisi sizle Magnus Schaffner'in karısı hakkında dediler ki... yani ikiniz... Ne? Kim? Onlar böyle dediler. Schaffner karısı ısrar ettiği için sizi koruyormuş. Niye gülüyorsunuz? Yoksa doğru değil mi bu?
Doğru. Demek gerçekten onun aşığısınız. Niçin bana önceden söylemediniz? Hiç sormadınız da ondan. Şafler ne biçim adam ki böyle karısının her dediğini yapıyor. Şüphelendiği tek bir şey bile yok ki. Niçin yok? Çünkü evli değil. Aa, fakat ben... Ne biçim iş bu? O niçin evli değil anlamıyorum. Çünkü Anna teyze eve evli pansiyoner almaz. Ne söylüyorsunuz? Beni aptal yerine mi koyuyorsunuz? Biraz sonra size bütün hikayeyi anlatacağım. Her şey yolunda mı? En küçük ayrıntısına kadar yolunda doktor. Ne oldu? Doğu nerede? Polis karakolunda. Bana rüşvet vermeye kalktığı için. Mümkün değil. Ne demek istiyorsunuz? Şulemin? Öyle galiba. Sizin için büyük bir sürpriz olmalı bu doktor. Müthiş bir sürpriz. Ne alçak adammış, ya. Ne küstah adammış. Ya. Yalnız size yalvarırım Bay Müdür. Bu mesele tamamen aramızda kalmalı. Sizin arkadaşınızı bunun içine asla karıştırmamalıyız. Böyle bir şeyi Şafler'den gizleyeceğimi mi zannediyorsunuz? Korkarım ki o daha şimdiden her şeyi bütün ayrıntılarına kadar biliyordur. Bu çok şaşırtıcı olur. Üzgünüm doktor. Fakat böyle bir şeyin örtbas edilmesine razı olamam. İyi akşamlar baylar. Bay Prager ile konuşmak istiyorum. Lütfen Bay Prager. Sadece bir dakika. Ama... Görmüyor musunuz efendim? Bay Müdür toplantı halinde. Hep bunu söylüyorsunuz her gelişimde. Her gün gelemem ki. Bay Prager beni bekliyor. Evet pek tabii elbette. Adın ne? Ernest Magnus Schaffler. Oh, şimdiye kadar hep burada mıydı? Magnus, nihayet gelebildin. Lütfen Bay Schaffler, lütfen oturun. Şöyle. Ne hoş bir sürpriz. Teşekkür ederim efendim. Fakat ben gerçekten anlayamıyorum. Ben Bay Prager'i görmeye geldim. Lütfen sigara Bay Schaffler. Buyurun. Teşekkür ederim bayan. Hay Allah. Kibritim nerede acaba? Müsaade edin efendim. Ben yakayım. Sağ olun efendim. Ben sadece Bay Prager'i görmek için uğramıştım. Yüzünüz biraz tanıdık gibi geliyor bana. Daha önce bir yerde rastlaşmış mıydık? Olabilir. Size sadece bir soru sormama lütfen izin verir misiniz? Sizin yüksek düşüncenize göre bugünkü ekonomik krizin asıl sebebi nedir acaba? Buraya sorguya çekilmeye değil Bay Prager ile görüşmeye geldim. Kusura bakmayınız. Ondan bir mektup alacağım o kadar. Mektup mu? Mektup ha? Ekselans. Evet tabii. Sadece 1-2 dakikaya ihtiyacımız var. Zaten mesele şimdiden olmuş bitmiş sayılır. Gerek yok ekselans. O mektubu ben kendim yazdım. Daha açık konuşunuz. Ne yazdınız? Her şeyi itiraf ediyorum. Yalvarırım beni affediniz. Ben mi sizi affedeyim? Bir başka zaman. Ayaklarınıza kapanayım Bay Schaffler. Şimdi affedin. Ama hiç alaştırma olmasın lütfen. Bay Müdür, affedin beni. Az önce doğru konuşmuyordum. O tarihte ben de vardım. Bakınız ekselans. Şulamit de şahitti. O mektubu hiçbir kötü maksatla yazmadığıma yemin ederim. Bütün varlığıyla pişman olan bir günahkarı affedemez misiniz? Ekselans. Bana müsaade baylar, çok geç oldu. Daha yapacak başka işlerim var. Çok geç demek böyle olacağından emindim. Yakında her şey yoluna girecek sayın bayım, çok yakında. Zivi, bu adamın herhalde bir ruh doktoruna ihtiyacı var. Düzelir, her şey yakında düzelir. Ne o? Siz doktor Mor olmalısınız değil mi? Evet. Ben buraya mektup hakkında Bay Prager'i görmeye geldim. Yine mektup. Ne kadar zalimsiniz. Ekselans. Kalbim. Bayıldı. Ona bir kötülük mü yaptım? Bugün burada neler oluyor? Burası tımarhane mi? Allah aşkına bir kelime dahi söylemeyin. Ben biraz su getireyim. Hayır. Çay getir. Çay. Çay mı? Basla! Basla! Neredesin? Çay!
saniye Bay Müdür. Allah'a şükür Bay Steiner. Oh, Allah Allah Rudy Schultz. Ne arıyorsun burada ahbap? Of aman of of ay. Doğ, sen ne arıyorsun burada? Deli misin böyle? Böyle bir soruşturmanın ortasında geliyorsun. Defol. Affedersiniz Bay Schaffler. Bay Doğ yaptığı o alçakça hareketten aklını tamamen kaçırdı. Kime Schaffler diyorsun? Bizim Rudy Schultz'a değil herhalde. Olanaksız. Ernest Magnus Schaffler senin adın ha? Pazar gazetelerine bir de iş aradığım zaman kullanırım bu adı. Onun için tanıdık gibi geldi demek. Bay Schaffler, sizi ofisimizde ağırlamaktan şeref duyarız. Şşt, defol buradan. Bir dakika doktor. Ya böyle demek sevgili dostum. İşler nasıl gidiyor? Ufukta küçük bir iş umudu var mı? İşte bunun için gelmiştim buraya. Yaşlı bir adamın yapacağı küçük iş. Yani belki yanlış bir zamanda geldim ha? Merasim numarasını bıraksın herkes. Sen de doktor. Çocuk gibi olma. Bu Rudy Schultz baş derdi bir asalak heriftir. Öyle değil mi Bay Müdür? Fakat anlayamıyorum. Bu adam kendini Schaffler olarak tanıttı. Yani o değil mi? Hem o hem o değil. Rudy Schultz ve Ernest Magnus Schaffler bir tek. Yani aynı kişidir. Öyleyse nasıl oluyor da siz geliyor sanki şeymiş gibi konuşuyorsunuz. Şeymiş gibi. Ben alkolüm. Hadi be ne alkolü. İhtiyar işe yaramayan bir serserisin sen. Bay Schaffler. Hadi gidelim. Bu fasıl da burada biter. Evet Bay Prager. Gitsek iyi olacak. Sonunda böyle olacağını biliyordum. Gel Vaslav gel. Doktor nasıl? Ha, daha iyi değil mi? Evet evet iyiyim. İzin ver de size profesyonel şarlatan Zvi Prager'le onun arkadaşı Bay Ernest Magnus Schaffler'i öteki adıyla Rudy Schulz'u takdim edeyim. Fakat açıklayın. Başka bir zaman başka bir zaman. Bugün yeteri kadar konuştum. Beni affet Julie. O kadar güzel o kadar iyi oluyordu ki. Fakat ne oldu? Lütfen anlatın bana. Devlet Bakanı Excellence Ernest Magnus Schaffler'ın balonu patladı. Affedersiniz ama o size bakan olduğunu ne zaman söyledi? Buraya bak Vaslav. Yakında seninle de görüşeceğiz. Hadi gidelim Bay Schaffler. En iyi dilekler Shuri. Ben de sizinle yakında görüşeceğim. Hakkında hiçbir şey bilmezken mektup harikalar yarattı. Fakat işten anlamaya başlayınca torpil artık faydalı olmadı. Ah olsun. Daha kötüsü haklı mı, haksız mı olduğumdan hala emin değilim. Bütün bunları sana evvelce de söylemiştim. Peki şimdi ne yapacaksın? Şimdi benim istediğim namuslu bir iş. İş mi? Beni iş bulma kurumu mu sanıyorsun yoksa? Ha amcandan ne abi? Amcasının bir bankadan para alması için kefil oldu. Hay Allah! Amma budalalık ha! Düşman kazanmak için bundan emin yol olamaz. Zivi bak kim geldi? Şuli! Zivi! Demek sahiden geldin ha? Başka ne bekliyordun? Ben başarısızım biriyim. Belki de hep böyle kalacağım. Sen mi başarısızsın? Hı-hı. Kıfar Ayalon kahramanı! Köyde bütün halk bize su veren adam diye sana hayır dua ediyor. Tamamen unutmuşum. Her neyse, artık müdür değilim. Tekrar olacaksın Zivi. Nereden çıkardın bunu? Rüyadan. Hadi gidelim. Gidelim. Hoşça kal Vaslav. Mutluluklar. Bir tavsiye mektubu adlı oyunu dinlediniz. Yazan Efraim Kişon, çeviren Cahit Okurer,
Radyoya uygulayan Özer Tunca. Yöneten Erhan Gökgücü. Oyunda rol alan sanatçılar: Doktor Isaac Monro, Cengiz Yılmaz, Doğu Steiner, Ertan Dinçer, Vaclav Mustafa Yavuz, Zui Prager, Cevdet Arıcılar, Yakov Prager, Çetin Köroğlu, Anna Prager, Mediha Köroğlu, Şafler Türker Tekin, Şulamit, Serap Büyükağaoğlu, Olaf Şener Ünal. Radyo tiyatrosu sona erdi.